Programlamada bildiğiniz gibi akış kontrol mekanizmaları var ve veri tabanında da akış kontrol mekanizmaları çok önemli. Bunlardan bir tanesi if. If şöyle ise şöyle yap, böyle ise böyle yap. Basitçe böyle. Peki sintaksı nedir? Şu şekilde if condition then. Yani şu condition şöyle şöyle bir kuralı getiriyorsa o zaman şunu yap. Şu statement'ı çağır. Vesaire ve en sonunda da end ile kapatmamız gerekiyor. Hemen basitçe bunu yazalım. Do, dolarımızı koyalım. Sonra declare, begin, end, dolarlar ve değişkenlerimizi yazalım. A, integer, 10, B, integer, 11 olsun. If A büyüktür B then şunu yap. Else and if. Bakın şu yapıyı kurduğunuzda zaten gerisini oturtmak kolay oluyor. Kafanız karışmaz. Race. Race notice. A büyüktür B'den. Ya da eğer bu değilse o zaman else nedir? Tabii ki böyle değil. Eşit de olabilir mesela. Onu da birazdan yapalım. A o zaman küçüktür. Küçüktür. B'den. Büyük değilse küçüktür. Bakıyoruz. Çalıştıralım. Else. Neden? Çünkü noktalı virgülleri koymadık. Koymazsanız çalışmaz. Bu kadar net bir sintaksı var. A küçüktür B'den. A küçük mü B'den? Evet, 10, 11. Başarılı. Bir başka. Tabii ki buraya mesela şunu oluşturduk. Tamam. If ve else. Peki else if koymak gerekirse ne olacak? Şunu şuradan aldım. Else, else if. Bakın. Else if. Bu değilse o zaman küçük olabilir. B'den değil mi? Şu şekilde A küçüktür B'den. O zaman hiçbiri değilse A ve B kardeştir. Eşittir. Gibi. Mesela büyük ve küçüğü zaten çalıştırmıştık. Hadi bir daha çalıştıralım. Sonra da eşitini bulalım. A küçüktür B. Tamam. 11 yapalım burada. Sen de böyle çalış. Bakıyorum A ve B eşittir. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Tabii şöyle bir yöntem de olabilirdi. Gene şunu kopyalayayım. Yapıştırayım. Değiştireyim. 10 ve 11 gene kalsın. Şu da olabilir. Begin, end. Tamam. Şuraya biraz boşluk atayım. Şuraya biraz mutluluk çizelim. Sonra ne yapacağız? If A B'den büyükse şunu yap. Ne olacak? Şu. Yani birden fazla if kullanabilirsiniz. Aynı begin içerisinde. Bu mümkün. Sonra küçük ise şunu yap. A küçüktür B'den. Ya da şunları kafa karıştırmasın diye gözünüz daha rahat okuyabilsin diye yapıyorum. A eşittir B. O zaman A ve B eşittir diyoruz. Yani birden fazla if scope'u yapmanız gereken durumlar olabilir. Bu her zaman yukarıdaki gibi tek bir if scope'uyla çalışmanız gerekmeyecek. Bazen birden fazla. Yani şunların hepsi farklı amaçla tasarlanmış programcıklar, mantıklar, logikler olabilir. Bu nedenle bir değişkende böyle bir şey yaparsınız. Eğer böyle bir şey ise, şu değerler şöyle ise, şunun değerini yani bir şeyin, bir değişkenin değerini şöyle artır. Ya da şuraya bir log yaz gibi. Ondan sonra bir sonraki adım. Orada da şöyle şöyle ise şunu yap gibi olabilir. Peki
Endif, çalıştırayım. Hata vermemesi yeterli bizim için. Evet. A küçüktür B'den. Bakıyorum gene sonuç aynı. Şimdi eşittir durumunu kontrol edelim. Eşit. Bu da gayet başarılı. Genel olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. PLPG SQL içerisinde if kullanımı bu şekilde.